hurmalar yüzünden bir ağıt. Annem ona çirkinsin dedim diye bana tavır yapıyor. Buna hakkı yok çünkü beni bütünüyle yanlış anladı. Üzgün olduğu için ne konuşsam fayda etmez. Bir eylemde bulunmalıyım. Gidip sarılsam biliyorum ki başta istemeyecek. Ama sonra hemen yumuşayacak. Ama ya bu sefer sarıldığımda yumuşamaz ve istemiyorum seni defol git derse? İşte o zaman ben onu affedemem. Yuvanın başına çömeliyorum. Şimdi içeride bulaşık yıkıyor. Islak tabaklar arada çarpışıp birbirlerini kıracakmış gibi gürültü çıkarıyorlar. Dışarıda oynamama izin verse, en azından avlu kapısının önünde bisiklet sürer, onu öyle beş karış suratla görmezdim. Asıl böyle yapınca çirkin oluyor. Sen de çirkinsin. O yüzden geçmene izin vermeyeceğim. Misafirler ergenlik dönemine girdiğim zaman artık zapt edilemeyeceğimi söyleyip onu korkutuyorlar. Onlar da çok boş konuşuyorlar ha. Annem de ne demeye çalıştığımı kulak arkası edip sadece kelimelere takılıyorsa bu benim suçum mu? Bir de söylediklerini devamlı kulak arkası ettiğim için beni azarlar durur. E bana ne? Sen yemek götürüyormuşsun. Hadi geç bakalım. Dünya üzerindeki en sevdiğim kişiye bile meramımı anlatırken kelimelerimi iki saat özenle seçeceksem söyleyeceğimin ne önemi kalır ki? Bu kadar samimiyetsiz de olmamalı. En azından biz olmayalım karıncalar. Bakın annem de konuşmuyor zaten benimle. Sen öl. Üzgünüm. Ame ne yapıyorsun lan sen orada? Hiç. Karıncalarla oynuyorum. Hurmanın dibinde ne yapıyorsun diyorum. E karıncalar ağacın altındalar hep. Gel hele buraya bir şey isteyeceğim. Hatice abla bizim avluda oturan en güzel kız. Koca yeşil gözlerine hep sürme çekiyor. Teni de iyice kızarmış ekmek gibi esmer gülünce kırmızı dudaklarının arasından en önce iri ön dişleri görünüyor. En önemlisi de hep böyle gülüyor işte ve ilk ön dişleri görünüyor. O kadar iyi, öyle güzel ki ona aşık olmuş bile olabilirim. Hemen koşuyorum yanına. Efendim abla. Bizim Efe iki dakika bakarak olacaksın mı? Olurum. Hatice abla 3-4 ay önce bir akşam çığlık çığlığa hastaneye kaldırılmıştı. Ve Efe diye sevdiği çığırtganla eve döndüğünden beri de avludaki hiç kimsenin gözünün uyku girmiyordu. Aslanım benim. Rıfat abin evde yok ondan sana diyorum. Yoksa istemezdim. Yok abla bakarım sıkıntı değil diyorum. Ama hızlıca dönüp merdivenleri indiğinden beni duymuyor. Biraz sonra elinde kocaman kırmızı bileğenle geri dönüyor. Ben de dama çamaşır serin 5 dakika. Tamam size indiğimi anneme haber verin leğeniyle çabuk çabuk yanımdan geçerken inmene gerek yok gülüm. Efe zaten uyuyor. Sen burada dur. Ağladığını duyarsan hemen bana seslen. Tamam diyor. Tamam abla diyorum. Merdivenin başına çökerek. O da hurmanın solundaki merdivenden bizim evin damına çıkıyor. Elinde leğen olmasına rağmen ne kadar da hızlı tırmanıyor şaşırıyorum. Gözden kaybolurken hadi be sen de der gibi son bir kez el sallıyor bana. O kırmızı leğende bazı günler Efe'nin boklu çaputları temiz yıkansın diye sabun da rendeliyor. Ama o işi bile yaparken güzel görünmeyi başarıyor. Otururken annemin bulaşığı bitirdiğine seviniyorum. Çünkü bizim mutfağın penceresi tam da buraya bakıyor. İçeride ne yapıyor acaba? Kesin suratını asıyordur. Ne yapacak başka? Bir an gidip özür dileyesim geliyor. Ama hemen sonra ben haksız değilim ki diyorum kendi kendime. Oydu beni yanlış anlayan. Ona bak diğer anneler ne güzel demiştim kulak kabartıyorum. Kulak arkası etmiyorum yani. Her şeyi dinliyorum. Hiç ağlama sesi duymuyorum. Şehzademizin keyfi yerinde olacak. Emin olayım diye kalkıp merdivenin başının hizasındaki geniş pencereye dayıyorum kulağımı. Ses yok. Demek ki uyuyor. Dönüp ilk basamağa oturuyorum. Çamaşırlar bitene kadar da yapacak başka işim yok sanırım. Buradan taşınmazsak eğer hayatımın sonuna kadar Efe hala uyuyor mu diye bakmak zorunda kalabilirim. Hem annem de benimle küs. İyi simi taşınalım biz. Hiçbir şeyi kırmadan taşıyabilirsem belki aferini kapar. Hemen gidip sarılırım eteğine. Bana iyilik borcu olduğu için de öte git diyemez. Damdan çamaşır silkeleme sesi geliyor arada. Çamaşırlar daha az kırışık oluyor öyle asmadan silkelenince. Bu bilgiye sahip olduğum için saçma bir gurura kapılıyorum. Sonra ayaklarıma bakıyorum. Karınca falan yok hiç. Mermerde karınca ne gezer? Yuvaları toprakta oluyor onların. Deliğin hangi kısmında daha çok kum yığılıysa o tarafta kuzeyi gösteriyor. Bunları okulda öğrenemezsiniz ya anca da matematik. Gökyüzünde Hatice ablanın esmer yüzü beliriyor. Kenarları kendi elişi, yarım bağlı çiçekli eşarbanın ucu omzunun önüne düşüyor. İçinden de bir tutam kara saçı görünüyor. Ahmet ağlamıyor değil mi bizimki? Yok hala uyuyor. Sıkıldın mı oturmaktan? Aniden canlanarak yo diyorum. Görevi salsakladığımı düşünmesini istemiyorum. Daha çok olmadı ki. Tamam tamam az kaldı zaten. İki dakika inerim. Yüzü karanlık bir bulut misali hızlıca kayıyor gökyüzünde. Dinlemeye devam ediyorum. Efe'den ses yok. Mışıl mışıl uyuyor. Keşke ben de uyusam öyle. Ama yatsam da uyuyamam ki marazımdan. Annem de evde ne yapıyorsa sessizce yapıyor. Belki o da uyuyordur. Başımı dama çeviriyorum. Güneşle arama set olacak, sırıtkan, esmer bir bulut yok. Gözüme vuruyor güneş. Ayağıma bakıyorum, ne bir karınca ne de başka bir böcek geçiyor. Saçlarımı yakıyor güneş. Ben ve Hatice abla dışında bütün mahalle öyle uykusunda galiba. Çamaşır çırpma sesi de duymaz oldum. O da mı uyudu yoksa? Bekliyorum. Pat! Bir hurma düşüyor köşedeki ağacın dibine. Ve az sonra bir kez daha. Pat! Önemsemiyorum ama birazdan yine pat. Dolu sahna gibi düşmeye başlıyorlar. Bir an korkuya kapılıyorum ama kendim için değil karıncalar için. Koca koca hurmalar meteor gibi tepelerine yağıyor. Yuvalarını başlarına yakıyor pat pat pat. Hızlıca pencereye eğilip Efe ağlıyor mu diye kontrol ediyorum. Hiç ses yok pat. Bir koşu annemin yeni yıkayıp dizdiği bulaşıklardan bir çorba kasesi kapıyorum. Hemen hurmanın dibine varıp yuvanın üstünü kapatıyorum pat. Bir hurma tam da alnıma denk geliyor. Canım fena yanıyor ama en azından yuva sağlam. Oyalanmadan dönüp merdivenin başında çömeliyorum. Tam da o anda Hatice abla kırmızı leğeniyle merdivenden inmeye başlıyor. Beni nöbet yeri dışında görmedi sanırım iyi. Bir posta daha çamaşır serecek. Yoksa leğeni damda bırakırdı. Hatice abla nemli eliyle saçlarımı karıştırıyor merdiveni inmeye başlamadan. Hiç ağlamadı değil mi? Yok abla çıt bile çıkarmadı. Aferin sana. Rıfat abini ararsa gelirken Ahmet'e de çikolata al bakkaldan diyeceğim. Gerek yok abla. Ön dişleriyle gülerek aşağıya iniyor. Hurma yağmuru bitmiş. Hurmanın dibi sakin. Kaseyi yerden alıyorum. Annem görmeden yıkamam gerek. Eve yeni girmişken ansızın bir çığlık kopuyor. Öyle bir feryat ki bu korkudan yerime zıplıyorum. Kase elimden kayıp parçalara ayrılıyor. Hatice abla eşar omzuna düşmüş, kıpkırmızı bir yüzle merdivenin başında beliri veriyor. Bir şeyden kaçıyor sanki. Deli gibi etrafına bakınıyor. Sonra gözleri benimkileri buluyor. Ağzını açıyor, sanki bir şey söylemek istiyor ama konuşamıyor. Gözlerinden yaşlar boşanıyor. Trabzana uzanıyor elleri, tutamıyor. Öyle bir çığlık atıyor ki boynundaki damarlar patlayacakmış gibi şişiyor. Bense yerimden kıpırdayamıyorum. Hatice abla nefesi biter bitmez hemen merdivenden inmeye başlıyor. Sonra basamakların yarısında vazgeçip tekrar yukarı çıkıyor. Elleri delice hareketlerle bir şeyler yakalamaya çalışıyor yine. Tutamıyorlar ama. Ciğerlerinin el verdiği kadar haykırıyor. Ben de bağırmak istiyorum. Ama ne hareket edebiliyorum ne de ağzımı açabiliyorum. Anne. Altıma yaşamışım. Bacağımdaki ıslaklığı hissettiğim an kendimi durduruyorum geç de olsa. Hatice abla sokağa doğru koşuyor. Avlunun kenarındaki duvara çarpıyor. Pütürlü duvarda yuvarlağımsı pembe bir leke kalıyor. Eşar bu yere düşmeden o sokağa doğru fırlayıveriyor. Annem omuzlarımdan sarsıyor beni. Ne oldu Ahmet diye bağırıyor. Yanaklarımı siliyor sertçe. Elimi kaptığı gibi sokağa sürüklüyor beni de. Sokak meydan yeri gibi. Herkes kapısının önünde dikilmiş ama hiç kimse yola girmiyor bir kişi hariç. Hatice abla sokağın sonunda yerde. Elleriyle asfaltı dövüyor. Her vurduğunda yer sallanıyor. Herkes onu izliyor. Nefes nefese aykırıyor o bakışları fark etmeden. Bir şeyler söylüyor durmadan ama anlaşılmıyor. Annem eve doğru koşup beni yalnız bırakıyor. O ağlaya ağlaya geri dönene kadar gözlerim kapıda. Sarılıyorum ona sıkıca. Eteğinin altından hissettiğim bacaklarını bir daha tutamayacakmışçasına bütün gücümle sıkıyorum. Neredeyse tüm mahalleli ağlaşıyor. Ben de ağlıyorum utanmadan. Gözlerimi ne zaman yumsam Hatice ablamın merdivendeki o bakışını görüyorum. Anne affet beni ne olur. Hurmalar yüzünden benim bir suçum yok. Hurmalar yüzünden.